Yeni tanıyanlar için ben Gizir. Sonrasını düşünmemiştim, o kadar işte, devam edelim. Bugün bambaşka bir şeyle karşınızdayım. Bugün bir tane internet sayfası açacağız. O internet sayfasında da 4 tane farklı paylaşım yapacağız. Ve o yaptığımız paylaşımların linklerini kısaltıp sosyal medyanın farklı platformlarında paylaşacağız. Burada en önemli nokta ise şu. Link harici başka bir şey olmayacak posta. İnsanların hiç düşünmeden linklerini nasıl atladığını göreceğiz. En azından göreceğimizi umuyorum. Herhalde link virüsüdür diye düşünmeyen çıkar değil mi? Çıkardı mı lan? Her neyse, şimdi linki niye kısaltıyorsun diyecek olan varsa onu anlatayım mı? Sitenin kısaltılmamış hali bu. Şimdi biz direkt bunu paylaşsak çak geçtiğimizi anlayanlar olur diye linki virüslü gibi göstermek için kısaltmayı tercih ettim. Peki kaç kişinin girdiğini nasıl anlayacağız diye nerede diyeceğim şu ki, her şeyi de merak etmeyin. Koyun. Şaka şaka. Blogger sitesinin bildiğiniz üzere paylaşımlara kaç kişinin baktığını gösteren bir sistemi var. Oradan öğreneceğiz. Paylaşımlara yapılacak yorumlar da hesabı olup olmayan herkesin yapacağı şekilde ayarladım. Yani siz de girip isim vermeden yazabilirsiniz. O değil de videoya koyduğum başlıklara bakın lan. Parantez koymasam şu an içeri alınabilirdim. Başlamadan söyleyeyim, link virüslü değildir. Bu kadar uğraşmaya abone olup like atacağınızı düşünüyorum yani. O zaman videoya geçelim. Bu videoda öteki videolarda olmayan ve aramıza yeni katılan X de var. X'e atacağım linkin içeriği X'li tayfa gibi olarak yazılmış olacak. Şimdi gece gündüz X'den çıkmayan birisi gelip lan bu paylaşımdakiler sıradan X'li kullanıcıyı ifade etmiyor derse onun a**ına korum. Şaka şaka. Durumu kabullenebilirim çünkü çok fazla kullandığım söylenemez. X için yazdığım paylaşımı şu şekilde özetleyeyim. Olabildiğince linki şaka amaçlı olduğunu belirtmeye çalıştım ama sadece ilk cümleyi okuyup çıkmasa vay onun halini. Muhtemelen yarın karakollarda geçer günümüz. X'e atacağımız paylaşımı hazırladık ve sırada Facebook var. Facebook'ta genel olarak yaş aralığı yüksek olduğu için ona göre bir metin yazdım. Dayıları çok fazla kadınlara yazmamaları, teyzeleri de çok fazla gif göndermemeyi belirttim. Hatta o kadar iyi niyetli birisiyim ki paylaşımı ilahi bile yerleştirdim. Şimdi yalan yok, aklıma ilk da hakem modu bir ilahisini koymak vardı da Medine'ye varamadığımı koydum. Sıradaki paylaşımı yapacağımız yer Google. Google'da en büyük sıkıntı her yaş aralığına hitap etmesiydi. O yüzden çok genelliği kapsayan şekilde bilgilendirici bir biçimde paylaşım yaptım. Açık konuşmak gerekirse bu paylaşıma çok girileceğini sanmıyorum. Lakin Google en fazla kullanılan tarayıcı. Yani bir umut diye buradan da paylaşımı yapıyorum. Ve sonuncu Instagram. Instagram'da hedef kitlem orta yaş aralığındaki insanlar olacak. Hatta onlara güzellik yapıp paylaşımın başlığına bakın ne koydum. Eyo instacı genç, inan kaç yaşında olduğunu fark etmez, sen hep gençsin. Şimdi bunu okuyan orta yaşlı bir kadının bu paylaşımı negatif bir biçimde okumasının imkanı yok. Şayet oraya gözü hiç görmediyse okurken çok kötü şeylerle sonuçlanabilir. İnsta tayfa için yazdıklarımı özetleyecek olursam, ilk başta önünde duran başıboş bir linkin ona çok büyük sorunlar getirebileceğini açıkladım. Ardından linke tıkladığına göre meraklı biri olduğunu söyledim. %90 oranında meraklı birisi olduğunu kabul etmeyeceğini düşünerek bunun bir o ne diyor testi olmadığını hatırlattım. O değil de aklıma durduk ya da şu düşünce düştü ya. Ya hiç kimse tıklamazsa, yazdıklarımla dımdızlak ortada kalırsan ne olacak? Ama ben inanıyorum, başarabiliriz. Yok lan, kendimle konuşuyorum. Neler yapacağımızı, nasıl yapılacağını anlattım. Bence buraya kadar izlediysen kesin abone olmuşsundur. Ben sana güveniyorum. O zaman yarına geçelim. Evet, bir günün ardından linklerimize neler olmuş hemen göz gezdirelim. X'te reklamımızı gören kişi sayısı yaklaşık 6000 kişiymiş. 32 fav gelmiş. Bununla beraber sitemize giren kişi sayısı 1244 kişi olmuş. Yani 6K'ya nazaran bana göre yüksek bir sayı ve bu paylaşıma kimse yorum atmamış. X'te istatistikler bu şekildeydi. Şimdi videolarımızın daimi konu olan Facebook'a geçelim. Facebook'ta 82 like gelmiş, 3 tane de yorum var. Ama o 3 tane yorumun içinde konuyla bir alakası yok. Birisi gif atmış, birisi derin devleti ifşalamış, birisi teröristlerin çözümünü anlatan bir video eklemiş. Yani herkes kafasına göre konudan bağımsız davranmış. Bu reklamada 547 kişi tıklamış. Fakat sitede yaklaşık 1000 küsür kişi görmüş bunu. Muhtemelen bu fazlalık olan insanlar menüde dolaşırken tıklamışlar. Yani bu da yorum almamış. Ve en ümitsiz olduğum yere geldik. Google aramalarına verilen reklam. Daha önceden ne demiştim? Her ne kadar ümitsiz de olsam dünyada milyonlarca kişi buna giriyor. Ve benim için diğer platformlardan daha önemli bir konumda. Çünkü yalan yanlış sitelere girip hiç istemeyen hatalara maruz kalınabiliyor. Her neyse, kamu spotum bittiğine göre Google sonuçlarına bakalım. Google'da yaklaşık 3300'e yakın görüntülenme yapmayı başarmış durumda ve maalesef ki bu da yorum alamamış. Video daha eğlenceli bir hale gelebilir diyorum gelseydi ama artık o da başka videolara. Ha, şimdi Instagram diyeceksiniz. Unutmadım, sakin olun lan, unutmadım. Instagram'a verilecek bir reklam vardı, doğru. O iş istediğim gibi olmadı çünkü Instagram'a göre hikaye, link gibi yönlendirici şeyler konulunca tanıtımı yapılmıyormuş. Yani şimdi post şeklinde atmayı düşündüm. Lakin kim gelip de profile o linke tıklayacak? Yani boşa kürek çekmek olurdu. Ama yine de 256 görüntülenme yakalayabilmiş. Şöyle genel olarak sitenin durumuna bakacak olursak, site bir günün içerisinde 6000'e yakın görüntülendi. Hiç yorumda gelmedi. 6000 kişi beklentimi karşıladı açıkçası. Bu video Ağustos ayının 3. videosu oldu. Siz bunu izlerken ben de 4.'yü yapmaya başlamışımdır. İleride hiç düşünmediğim bir olay hakkında da deney yapmaya çalışacağım. Bu yüzden kizleri takipte kalın. Ha, bir de şş, aramızda kalsın. Like at. Hadi.
Yine görüşürüz demeyeceğim. Hadi hadi.